Anadolu'daki evliliğin hikayesini anlatmak istiyorum bu videomda. Bir çift bir şekilde evlenir. Ancak evliliğin ilk yıllarında 3-4 yıl, 5 yıl erkeklerin ilk feda ettiği kişi maalesef eşi oluyor. Eşi ile ailesi arasında kalan erkek adil davranması gerekirken, ortada durması gerekirken, dengeyi sağlaması gerekirken annesini babasını kırmamak için eşinin duygularına zarar verir. Anne babasını mutlu etmek için eşiyle kavga eder, çatışır. Eşinin üstüne gider, sürekli kavgalar olur ve eşini yıpratır. İlerleyen zamanlarda çocukları olur. Bu defada çocukları için de eşini yıpratır çocuklara niye yedirmedi, niye içirmedi, niye sesini yükseltti, niye şunu yaptı diye. Kısacası erkeklerin yaptığı en büyük hata evliliklerinde ailesiyle, eşi ve çocukları arasında kaldığında ilk gemiden attığı kişi eşi oluyor. Ancak ne gariptir ki evliliğinin sonunda baş başa kaldığı kişi de eşi oluyor. Annemin alternatifi yoktur. Annem benim kırmızı çizgimdir deyip eşinin üstüne giden o adam evliliğinin sonunda eşinin alternatifinin olmadığını fark ediyor eşinden ayrılamıyor Hani alternatifi vardı. Çocukları için eşini yıpratır ama çocukları evlenir gider, o eşiyle baş başa kalır. Annesi ve babası için eşini yıpratır. Annesi babası vefat eder gider ama eşiyle baş başa kalır hayat yolculuğunda. Sıcak bir çorba için eşine muhtaçtır. Yatakta kendisine bakacak yine eşi olacaktır. Elbisesini yıkayacak, ütüleyecek yeni eşi olacaktır. Onun yanı başında onunla ilgilenecek olan yol arkadaşı eşi olacaktır. Ancak hikayede ömrünün sonunda eşinde hayat enerjisi kalmamıştır. Eşi tükenmiştir. Eşi ümidini kaybetmiştir, sevgisini kaybetmiştir, saygısını kaybetmiştir. Çünkü ötelenmiştir, aşağılanmıştır, değersizleşmiştir. Ve genelde erkekler özür dilerler. Ben Seanslarda bununla çok karşılaşıyorum. Belli bir yaştan sonra erkeklerin pişmanlıkları başlıyor. Yanlış yaptık hocam. Eşime zarar verdim. Maalesef işte dengeyi sağlayamadık. Ama bunlar sorunu çözmüyor. Tarihi tekerür ediyor. Onun için derim ki lütfen adil olmaktan çok bahsediyorum. Dengeyi sağlayın. Biri için diğerini feda etmeyin. Hayat dengedir arkadaşlar. Bir insanı başka bir insana feda etmeye hakkınız yoktur. Ne çocuklarınızı anne babanıza, ne eşinizi anne babanıza, anne babanızı çocuklarınıza ve eşinize feda etmeyin. Herkesin yeri ayrıdır. Annenin yeri ayrıdır, babanın yeri ayrıdır, eşinizin yeri ve konumu ayrıdır, çocuklarınızın yeri ayrıdır. Birini diğeriyle nasıl takas edebilirsiniz? Birini diğeriyle nasıl kıyaslayabilirsiniz? Annenizle eşinizi nasıl kıyaslayabilirsiniz? Anneniz sizi kırmızı çizginizse eşiniz ne demek yani? Yeşil çizgin mi oluyor? Aşağıladığın, ötelediğin, senin alternatifin vardır dediğin kadının acaba nasıl psikolojik sorunlar yaşadığını farkında mıyız? İşte bu yıpratmaları yapıyoruz fakat ömrün sonuna geldiğinde, günün sonuna geldiğinde baş başa kaldığımız kişi yine bizim eşimiz. İşte buradan da anlıyoruz ki evliliğimizin başında en çok yatırım yapmamız gereken kişi eşimizmiş. Çünkü hayatımızın sonuna kadar sadakatle bizimle yolculuğu devam ettiren o anne baba vefat eder, çocuklarımız da bizi terk edip giderler. Hayatın akışı böyle gidiyor çünkü. Hasta olduğunuzda Gelir birkaç gün kalır giderler. Ama 24 saat hayatın boyunca senin dibinde oturacak. Aynı odayı, aynı evi, aynı yatağı paylaşacak olan senin eşin. Bu da ancak vefa ile devam edebilecek bir durumdur. Yatırım yaptığın eşin ömrünün sonunda o da sana seve seve yatırım yapacaktır. Ama yıprattığın eşin ömrünün sonunda ne sana yardım edebilecek ne de kendi sağlığı yerine kalacak. Lütfen herkes kendi eşinin değerini bilsin. Sadece kendinizi bile düşünüyorsanız eşinize yatırım yapın. Eşinizin sağlığı kadar, eşinizin mutluluğu kadar siz sağlıklı ve mutlu olabilirsiniz.